arkadaşlar derse başlayalım. Herkese hayır akşamlar diliyorum. Bir sınavı bıraktınız, geride bıraktınız. Geçmiş olsun diliyorum. Artık geçmişteki o sınavla lütfen ilgilenmeyiniz artık arkadaşlar. Yani önümüzde alan sınavı var. Alan sınavının %50 belirleyici olduğunu biliyorsunuz. O yüzden de bu akşam biliyorsunuz ben şunlara dikkat edin dediğimde buralardan soru geldiğini de bilirsiniz. Bu akşam da aynı şekilde yapacağım. Bunlara dikkat edin diyeceğim arkadaşlar. Nerelerden soru gelmiş onları beraberce bir göreceğiz. Onlara bir bakacağız birlikte. Onun üzerinde duracağız. Şimdi benimle erken çocuklukta oyun gelişimine gireceksiniz. Biz onlar üzerinde şuna bakacağız. Erken çocuklukta oyun gelişiminde oyunun tanımı var arkadaşlar. Oyun nedir? Çocuğun kendisini ifade etmesidir. Hayal ile gerçek arasında bir köprüdür. Yani oyun bir sosyal kuruluştur. Çocuğun iç dünyasını yansıtan bir aynadır. Çocuğun sosyal ahlaki değerleri öğrendiği arkadaşlar bir arenadır. O yüzden de bütün bu tanımlardan yararlanarak yeni tanım yapmak gerekirse oyun belli amaca yönelik amaçsız olarak kurallı ya da kuralsız çocuğun tüm gelişim alanlarına etki eden arkadaşlar çocuğun isteyerek ve hoşlanarak katıldığı araçlı ya da araçsız olarak gerçekleştirilen en doğal öğrenme aracıdır. Yani oyun çocuğun gelişim alanlarına uyum etki eder. Bunlar bilişsel, duysal, sosyal yönden çocuğun gelişmesine katkı sağlar. O yüzden de çocuğa oyun haz ve mutluluk verir. Öğrenmenin temelidir. Keşifler yapmak ve araştırma yapmak için önemli bir etkendir. O yüzden beynine tüm bu bilgiler ulaştırmak içgüdüsünden kaynaklanan merak duygusudur arkadaşlar. Yani bedenlerini keşfetmelerine, geliştirmelerine yardımcı olur oyun. Oyunun işlevi vardır. Hayatta kalma becerilerini oyun yoluyla öğrenir. Bedeni çocuk kontrol eder, dengeyi sağlar, somut dünyayı araştırır, duyuları sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenir, çocuğun kendisini iyi hissetmesini öğrenir, dikkatini yoğunlaştırmayı ve sürdürmeyi öğrenir, düş gücünü ve yaratıcı düşüncesini geliştirmesine katkı sağlar çocuklarda oyun. Şimdi bakıyoruz burada arkadaşlar. Büyüme ve çevresini kontrol etme güdüsü öylesine güçlüdür ki çocuklarda tüm enerjisini bu yönde kullanır ve en çok öğrenmeyi en hızlı bir biçimde okula başlamadan önce çocuk gerçekleştirir. Oyun oynarken çocuklar temsili anlamda rol yaparlar. Hayali oyunlar çocuklara bu roller yoluyla değişik fikirleri, duyguları ve insan ilişkilerini deneme fırsatları verir. Aynı zamanda çocukların kendilerini başkalarının yerine koyarak düşünmelerini yani empati yapmalarını sağlar. Arkadaşlar başka birisine zarar vermeden kızgınlık duygusunu nasıl yenebileceklerini öğrenir. Saygı duymayı öğrenir. Arkadaşlar konuşma dilini aktif olarak kullanmayı öğrenir. Kendini kontrol etmeyi öğrenir. İyi kötüyü öğrenir. Aristo der ki çocuğu 5 yaşına kadar eğitim ortamını alma der. O yüzden de özgür kişilere yaraşacak türden ne yorucu ne de düşünceden çocuk yoksun olmalıdır der. Quintilianus da arkadaşlar eğitim 7 yaşta değil der. 1 yaşından itibaren başlamalıdır. O yüzden de yani erkenden eğitime başlamak ilk eğitim oyun içinde oyun şeklinde uygulanmalıdır der. Ve John Amos Comenius biliyorsunuz arkadaşlar Comenius ilk resimli kitabı yazan kişidir. Orbis Pictures. Comenius ile ilgili soru gelebilir. Dikkat ediyoruz. Beklediğimiz soru kalıpları içerisinde yer alır. Çocuğun yaşam deneyimlerine önem veren ilk eğitimcilerden biridir. Sağlam bir bedene sahip olmanın gereğine değinmiş. Çocuk için beslenme düzeni, uyku, temiz hava önemlidir der. O yüzden de bireysel farklılıklara Comenius dikkat eder. Yani yaşlara göre düzenlenen izlencelerde çocuğun ilgi gereksinimlerine de göz önünde bulundurması görüşünü ileri sürer arkadaşlar. Yani John Locke'la ilgili şuna dikkat edeceğiz. Comenius ve Locke özdeş görüşleri paylaşırlar. Bedenin
yöntemlice sertleştirilmesine dayanan bir duruma getirilmesi. Arkadaşlar, jimnastik eğitimi dersi jonluk yaparsınız. Dikkat edin. Yalın ve doğaya uygun anlayış biçimini öngören ilk eğitimcidir. Look eğitim öğretimde oyun etkinliğini savunuyor. Derslerin daha çekici hale gelmesi için çocukların oyun oynaması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. O yüzden de Jean-Jacques Rousseau var. Rousseau'ya göre yani çocuk özgür bir ortamda büyümeli, ayrı büyümeli. O yüzden de doğa bir parçası olarak oyunu o dönemde oyuncakların da sadece doğal olması gerektiğini söylüyor. Ve arkadaşlar el işleri aracılığıyla çocuklara hesaplama becerilerini geliştiriyor ve düşünme yeteneği aşıladığını, el işlerinin tüm eğitimi etkileyen bir etkinlik olduğunu söylüyor arkadaşlar. O yüzden de şöyle devam ediyoruz. John Hendrik Pestalozzi. O yüzden de yaparak öğrenme ilkesini tüm yaşamına önemsiyor. Bilgiyi kılan, hayatın temelinde bizi bilgili kılan, çiftlikte ya da tarlada çalışma ve oyun tecrübesinin bulunduğuna inanıyor. Arkadaşlar, kuğuların şarkısı vardı. Dikkat ederseniz. Tabi metot vardı. Pestalozzi çocuğun bütün hareket ve oyunlarının etkinlik isteğine olanak veren eklem alıştırmaları olduğu sonucuna varıyor. Eklem alıştırmalarının geliştirmesinde arkadaşlar, yani jimnastik bedenin sertleşmesi dersi buna jonluk dersiniz. Ama elementer jimnastik dersi, yani kasların geliştirmesi dersi, buna arkadaşlar Pestalozzi dersiniz. O yüzden de Froebel var. Froebel oyunla ilgili ne demiş, ona bakalım. Çocuk oyun oynamak gereksiniminde diyor Froebel'de. O yüzden de çocuğa oyunla daha iyi öğretilebiliyor. Çocuk bedensel ve ruhsal gelişimini oyunla sağlıyor. Yani oyun sırasında edinilen bilgiler çocukta daha iyi yerleşiyor. Yani çocuk her canlı ortam içerisinde öğretilmeli. Çocuğun canlı ortamı. Oyun çocuğun iç dünyasının aynasıdır. O yüzden de çocuğa neşe, çocuğa hürriyet, çocuğa memnunluk, çocuğa tatmin, sükunet oyunla sağlanıyor arkadaşlar. Şimdi oyun oynayan çocuklar sonraki hayatında başarılı, sakin, dayanaklı, kendini ve başkalarının refahını, iyiliğini isteyen fedakar bir insan oluyorlar. Şimdi bakalım burada Maria Montessori var. Montessori çocuk biliyorsunuz Montessori bir tıp hekimi. Arkadaşlar İtalya'da tıp fakültesi bitirdikten sonra kadın olduğu için ona reçete yazma imkanı verilmiyor. Zihin engelli çocuklarla çalışıyor. O yüzden de yani diyor ki çocuk diyor daha iyi bir şey bulamadığı zaman başvurdu oyundur. O yüzden de çocuk etkinliğine can atar. Ona etkinlik olanakları sağlamak çocuğa mutluluk verir. O yüzden de bu etkinlik faydalı olursa onun etkinlik gereksinimi kargaşalık yaratacağı yerde bir iş yaratmış olur. O yüzden de oyunları çocuğa gerçek hayattaki güçlüklerle karşı karşıya getirmiyor. Oyunlar fiilen duyu organlarıyla diğer bazı organlarda çocuğu geliştirmek amacıyla suni olarak düşünülüyor. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim biz. Yani burada Pestalozzi'den soru gelebilir. Dikkat edelim buna Pestalozzi'den arkadaşlar. Çünkü ona Pestalozzi'nin arkadaşlar bizim için en önemli elementer jimnastik var. O yüzden de yani bütün hareket ve oyunların etkinlik isteğine olanak veren eklem alıştırmaları olduğu sonucuna varıyor. Eklem alıştırmalarının geliştirmesinden, düzenlenmesinden oluşacak etkinlik sistemini arkadaşlar buna vurgu yapıyor. Şimdi Froebel'le ilgili soru gelebilir. Elementer jimnastik. Jimnastik derse jonluk. Dikkat edin arkadaşlar, şıklara jonluk da koyabilir. O yüzden de biz Pestalozzi'ye bakıyoruz. Maria Montessori yaklaşımlarda gelir. Dikkat etmeniz gereken nokta burada değil ama oyun gelişiminde gelmez. O yüzden de çocuğun bütün çalışmalarını ve hareketlerini oyun değil iş olarak tanımlar. O yüzden de oyun çocuğun işidir arkadaşlar. Maria Montessori. Şimdi oyunun özellikleri var. Bunları geçiyorum arkadaşlar ben. Şöyle oyun kuramları dediğimizde klasik teoriler var. Bunlardan bir tanesi
fazla enerji kuramı. Yani bu şair Friedrich Schiller ve arkadaşlar Schiller tarafından oluşturuluyor. Fazla enerji teorisi. Yani çocuklar ders dinlerken çocuklarda enerji birikiyor. Bu kötü enerjiyi arkadaşlar, yani çocuğun oyunla atacağı etkinliklere dönüştürmek gerekiyor. Yani çocuk oyun oynayarak fazla enerjisini atıyor diyor fazla enerji teorisinde. Reaksiyon, rahatlama, dinlenme teorisi. O yüzden de rahatlama, dinlenme teorisinde de arkadaşlar bunda Lazarus var. Lazarus, yani Azarus harcanan enerjiyi toplarız. Moritz Lazarus. O yüzden de Moritz Lazarus. Bakın çocuk ders dinlerken, matematik yaparken enerjisi azalıyor. O yüzden de azalan bu enerjiyi oyun yoluyla topluyor. Bunun adına Moritz Lazarus deniyor. O yüzden de yani çocuğun azalan enerjisini oyun yoluyla toplaması derse fazla enerji kuramı, yani geleneksel kuramdır. Çocuğun biriken enerjisini, yani harcanan enerjisini oyun yoluyla alması derse kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar biz bunun adına Moritz Lazarus diyoruz. O yüzden de Azarus harcanan enerjiyi toplarız. Yani bir diğer adı Moritz Lazarus. Şimdi arkadaşlar bakınız, ben klasik teorilerden biraz bahsettim. O yüzden de fazla enerji teorisinden soru geldi. Reaksiyon, rahatlama, dinlenme teorisinden gelmedi. O yüzden de bir reaksiyon, rahatlama teorisinden soru gelebilir. Gerginliği gidermeden soru gelmedi. Hazırlık ön egzersiz. Karl Gross'tan da soru gelmedi. O yüzden de reaksiyondan soru gelebilir. Ama ben daha ziyade ÖSYM'nin şunu sormasını istiyorum arkadaşlar. Yani rekapitülasyon, özünü bulma, tekrarlama teorisi. O yüzden de bunları anlatacağım size. Klasik teorilerde fazla enerji var. Reaksiyon, rahatlama teorisi var. Hazırlık veya ön egzersiz var arkadaşlar. O yüzden de alıştırma da deniyor. Eğer şöyle unutmayınız. Bakın şimdi alıştırmalı dersi kesinlikle Piaget'in duyumotor döneminde oynanan oyundur. Ama alıştırma dersi Carl Gross yaparsınız. Alıştırma mı, alıştırmalı mı? Dikkat edeceksiniz buna. Sevgili okul öncesi öğretmenlerim. O yüzden de yani bir kelimeden bile gidebilirsiniz. Dikkat ediniz buna. Yani rekapitülasyon, özünü bulma. Ben rekapitülasyondan gelmesini istiyorum. O yüzden de buna dikkat edelim. Bir de arkadaşlar şimdi burada rekapitülasyon var. Haas teorisi, psikanalitik teoriler, Sigmund Freud, Erikson, işte Erikson'dan soru gelebilir. O yüzden de yani getirsin artık Erikson'dan soru. Ben Erikson'dan soru istiyorum arkadaşlar. Yani Erikson'dan mutlaka soru bekliyorum. O yüzden de bize bundan soru getirsin. Özellikle bundan istiyorum arkadaşlar. Peki bunlar nelerdir? Nelerdir? Onları anlatacağım size. Bunlar üzerinde duracağım. Onları oluşturacağım arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum buradan. Bilişsel gelişim teorileri var. Bilişsel gelişim teorilerinde Jean Piaget var. Sonra Lev Semyonovich Vygotsky var, geldi. Ekolojik teorilerden soru geldi arkadaşlar. O yüzden de Piaget'de kişisel kültürel oyun, mikro kültürel oyun nedir? Piaget'den istediğimiz türler. Daha sonra ise makro kültürel oyun nedir arkadaşlar? Yani kişisel kültürel, mikro kültürel, makro kültürel oyun nedir? Piaget'den bize soru getirsin. O yüzden de bekliyorum. İnşallah soru gelir arkadaşlar bunlardan. Jean Piaget. O yüzden de arkadaşlar ondan da getirsin. Yani Erikson'dan istiyorum. Piaget'den de istiyorum. O yüzden
Yani Erikson'la Piaget'in kuramının farklarını anlatacağım size. Nasıl gelmiş? Ekolojik teoriler ve diğer teoriler var. Şimdi bakalım, klasik oyun teorileri. Arkadaşlar, gruplara ayırıyoruz biz bunları. Sevgili okul öncesi öğretmenlerim. Şimdi diyoruz ki bu teoriler iş ve oyunu birbirinden farklı etkinlikleri olarak kabul ediyorlar. Çoğunlukla felsefi yorum şeklinde olan deneysel çalışmalara dayanmayan klasik kuramlar çocukların neden oyun oynadıklarını açıklamaya çalışıyor arkadaşlar. O yüzden de fazla enerji, reaksiyon, rahatlama, gerginliği giderme, hazırlık, işte istediğim benim hazırlık kuramı, reaksiyon rahatlama teorisi fazla enerjiyi getirdi çünkü. O yüzden de rekapitülasyon, özünü bulma, tekrarlama, bağlantı teorisi, Haas teorisi. Arkadaşlar, yani Pestalozzi'den soru getirebilir bize. Dikkat edelim. O yüzden de buradan soru bekleyebiliriz arkadaşlar. Jimnastik dersi, yani kesinlikle jonluk olur bu. Davranışçı kuramda bile jonluğu görüyoruz. Bedenin sertleşmesi, yine söylüyorum. Ama bizi elementer jimnastik dersi Pestalozzi'yi işaretleyin arkadaşlar. O yüzden de arasındaki farkı unutmayın. Anahtar sözcüklerle çözün. Şimdi fazla enerji teorisine bakalım. Kuramın temsilcileri Schiller ve Herbert Spencer'dır. Bundan soru geldi. Sorduğunu sormayacaktır ÖSYM. Yani en azından ben beklemiyorum öyle. Dikkat ederim buna. Kuramın temsilcileri Schiller ve Spencer. Bu teoriye göre oyun organizmada bulunan fazla enerjinin amaçsız etkinlikler olarak oyun yoluyla harcanmasıdır arkadaşlar. Çocuk fazla enerjisini harcamak için oyun oynuyor. Yani sen çocuğu oturtuyorsun, çiçek ol diyorsun. Çocuk da fazla bir enerji birikiyor. Hani bu fazla enerji dışsal şeylerle, teneffüs gibi etkinliklerle atması gerekiyor. Yani ne yapacak çocuk? Oyun oynayarak fazla etkinliğini dışarıya atacak. İşte buna fazla enerji kuramı diyoruz arkadaşlar. Klasiktir. Yani çocuklar fazla enerjisini eğlenebileceği, kendini geliştirebileceği, çevresine ve kendisine zarar vermeyen bir uğraşla, oyun yoluyla atıyor. O yüzden hadi bakalım şimdi nasıl bir soru var? Diyor ki Cengiz öğretmen hazırladığı etkinlikler sırasında bazı çocukların odaklanmakta sorun yaşadığını, yerinde duramayıp koşturduğunu fark ediyor. Bunun üzerine etkinlik geçişlerinde açık alanda oynanan oyunlardan daha çok yararlanması gerektiğini düşünüyor. Ne yapacak? Çocuk arkadaşlar odaklanma problemi yaşıyor. O yüzden de oyun oynaması lazım. Enerjisini atması lazım. O yüzden de biriken enerji patlamasını oyun yoluyla atacak. O yüzden de bu yönde günceller. Öğretmen ilerleyen günlerde çocukların etkinliklerde daha keyifli olduklarını, etkin katılım gösterdiklerini gözlemliyor. O yüzden de nedir bunun cevabı? Arkadaşlar fazla enerji, fazla enerji. Şimdi bakalım reaksiyon, dinlenme, rahatlama. Ne vardı kuramcısı? Moritz Lazarus. Şule Hoca'nın kavramıyla Azarus. Harcanan enerjiyi toplaruz. Moritz Lazarus. O yüzden de Lazarus kendiliğinden ortaya çıkan, hedefi olmayan, mutluluk getiren bir aktivite olarak tanımlıyor oyunu. O yüzden de çalışma sırasında kullanılan azalan enerjiyi yerine getirmek için oyundan yararlanıyor bu defa. Yani arkadaşlar çocuk ne yapacak? Oyun sırasında derste enerji harcadı. Bunun yerine gelmesi lazım. O zaman oyun oynayarak bu enerjiyi yerine koyuyor. Fazla enerji de dışarıya atıyor. Ama reaksiyon, dinlenme de harcanan enerjiyi dıştan kendi vücuduna alıyor. O yüzden de bunun adına reaksiyon, dinlenme diyoruz. Dikkat edin. Oyun, okuma, yazma gibi aritmatik akademik çalışmaları yaparken harcanan enerjiyi çocuk yeniden canlandırıyor. O yüzden de bu görüş çalışmak isteyen veya örneğin yazmak gibi bir işi
sevmediği düşünen çocuklar için özel olarak kullanılır. İşini bitirdiğin zaman oynayabilirsin diyebiliyoruz. Fazla enerji ve dinlenme teorisinin sonuçları artık buna bakmıyorum. Gerginliği giderme. Kim çalışmış? Herzinger çalışmış. O yüzden de yani diyor ki Hollandalı eğitimci Herzinger, Lazarus'un kuramına benziyor bu. Onda Lazarus'un kuramında harcanan yani o biten enerji toplanıyor. Bu defa arkadaşlar buna göre oyun çocukta gerginlik yaratıyor. İşte oyunla bu gerginliği çocuk bedensel ruhsal gerginliği oyun aracılığıyla gideriyor. O yüzden de şöyle deyin arkadaşlar. Herzinger, gerginger. Gerginlik. Herzinger, gerginger. Böyle aklınızda yerleştirin bunu. Lütfen arkadaşlar gerginliği giderme kuramı Herzinger'indir. Bu defa çocukta oluşan gerginlik oyun yoluyla gideriliyor. Dikkat edelim. Hazırlık ve öncü egzersiz. İşte gelmesini istediğim en çok yer. Arkadaşlar bunu istiyorum. Gönülden istiyorum bunu. Nasıl istiyorum? Şimdi bizim ata kültürümüz var. Genetiktir bu. Yani ata kültürünün geçmişten gelen özelliklerin arkadaşlar çocuğun oyun ortamında canlandırması ata kültürü. O yüzden buna eleştiri de var. Nedir bu eleştiri? Geçmişten gelen bu genetik özelliklerin ata mirası. Ata kültürünün çocuğun oyun yoluyla oynayarak yansıtması diyor. O yüzden de yani yenilik yok mu Kur'an'da? Geçmişten gelenin günümüzde canlandırılması var. O yüzden de yani arkadaşlar şöyle alayım şunu. Tekrarlama bağlantı arkadaşlar. Rekapitülasyon teorisini anlatıyorum. O kalmış orada sonra onu anlatacağım. Arkadaşlar yani özünü bulma, tekrarlama bağlantı. Şimdi bunun kuramcısı kim? Stanley Hill. Arkadaşlar sonra diğerine döneceğim. Benim için önemli olan buydu. Şimdi rekapitülasyon teorisi yani özünü bulma, tekrarlama, bağlantı kurma. İstediğim bu arkadaşlar. Dikkat edelim buna. Hani şey takılmış sizde getirdim. Şimdi Stanley Hill'in kuramı. Benim en çok istediğim, gelmesini istediğim bu arkadaşlar. Yaşama hazırlık kuramının tersini savunuyor. Çünkü bu kurama göre oyunla gelecekteki davranışlar arasında bir ilişki kurulamaz. Yani oyun çocuğun içinde yaşadığı kültürün bir özeti. Kültürden bahsediyor arkadaşlar. Yani bir aynası. Çocuklar oynadıkları oyunlarında atalarının geçmiş yaşam tarzlarını yansıtıyorlar. Ata kültürü. O yüzden de çocuk oyun oynayarak özünü buluyor, tekrarlıyor, bağlantı kuruyor arkadaşlar. O yüzden de özünü bulma, tekrarlama, bağlantı kurma. O yüzden de yani oyun yaşadığı kültürün bir özeti, bir aynasıdır diyor. Oynadıkları oyunlar atalarının geçmiş yaşam tarzlarını yansıtıyor. Çocuk sopayla cirit oynar gibi savaşıyor çünkü ataları savaşmışlar. Bir mağara diplerini çadır kuruyorlar çünkü ataları göç etmişler. O yüzden de yani atası ne yapıyorsa çocuk da onu yapıyor. Ben bunu istiyorum gelmesini. Eleştiri var buna arkadaşlar. Yani neden? Yenilik olmadığı için. Rekapitülasyon teorisi. Özünü bulma. Kuramcısı Stanley Hill arkadaşlar. Unutmayın. Yani atalarının yaptığı avlanma, savaşma, sığınaklar, kurma gibi işlerin tekrar edilmesi. Yani çocuk oyununda çadır kuruyorsa yani orada insanlar varsa, oyuncaklarıyla atlar, arabalar yapmışsa ataları göç etmiştir. O yüzden de atalarının göç ettiği gibi çocuk bunu oyuna yansıtıyorsa rekapitülasyon teorisidir. Şimdi dördüncüyü sonra vermek istedim. Hazırlık veya ön egzersiz teorisi. Arkadaşlar yetişkin yaşamına hazırlık, alıştırma. Şimdi bakın alıştırmalı dersi kesinlikle ve kesinlikle bu piyeci olur arkadaşlar. Alıştırma dersi hazırlık veya ön egzersiz. Neden ön egzersiz bu? Yani çocuk neye hazırlanıyor? Gelecekteki yaşam rollerine hazırlanıyor. Çocuğun gelecekteki yaşam rollerinde belki öğretmen olacak, anne olacak, baba olacak. O yüzden dede olacak, babaanne olacak. Olacak yani. Meslektaş olacak. İşte çocuk bugünden oyun oynayarak
O yüzden bu oynadığı oyunlar çocuğun gelecekteki yaşam rollerini hazırlıyor diyor. Bunu söyleyen kuramcının adı Karl Gross. Karl Gross. O yüzden de yetişkin yaşamına hazırlık arkadaşlar. Yani bakın oyun oynadı, gelecek yaşamına hazırlandı. Ama benim istediğim, gelmesini istediğim rekapitülasyon teorisi. Stanley Hill. Bu defa Karl Gross ne diyordu? Bugün oynayarak geleceğe hazırlanır. Ama rekapitülasyon teorisinde özünü bulma, tekrarlama, bağlantı kurma teorisinde çocuk geçmişteki ata kültürünü oyun oynayarak günümüzde yaşatması genetiktir diyor, kalıtsal mirastır diyor. O yüzden de hani Carl Jung da şöyle diyor, diyor ki Carl Jung arkadaşlar, kolektif bilinç dışı diyor, onun gibi. O yüzden de ata kültüründen, atadan gelen kalıtsal mirasımız çocukların oyun oynaması. Yani geçmişi günümüze taşıdıysa Stanley Hill, özünü bulma, tekrarlama, bağlantı. Neyle bağlantı kuruyor? Geçmiş yaşamıyla bağlantı kuruyor. Ama çocuk oyun oynayarak gelecek yaşamına hazırlanıyorsa bunun adına biz arkadaşlar Kargros alıştırma yani gelecek yaşamına alıştırma diyoruz. Hazırlık yaşıyor. Yetişkin yaşamına hazırlanıyor oyun oynayarak arkadaşlar. Yani Hel bu kuramından, evrim kuramından yola çıkıyor. Çocuk oyunda insan ırkının evrim sürecinde geçirdiği devinimsel ve ruhsal aşamaları tekrar yaşıyor. O yüzden de altıncısı Haas teorisi var. Bu da Carlot Böhler çalışmış. O yüzden de Böhler teorisinde oyun sürecinde yaşanan mutluluk ve hazzı vurguluyor. Kuram oyunun yarattığı olumlu duyguları vurguluyor. Yani oyunun temel özelliklerinden biri eğlenceli olması arkadaşlar. Yani çocuk haz almak için oyun oynuyor. Carlot Böhler. O yüzden de Alman. Şimdi çağdaş dinamik kuramlar var arkadaşlar. Yani ben lütfen unutmayınız. Pestalozzi'den soru gelmesini istiyorum. İki, Stanley Hill arkadaşlar. Yani tekrarlama, özünü bulma arkadaşlar. Bundan soru istiyorum. Daha sonra çağdaş kuramlardan soru gelmesini istiyorum. O da kim olacak? Birincisi Erikson olacak. İkincisi ise Piaget olacak. Öyle istiyorum. Benim gönlümden geçenler. ÖSYM inşallah bunları duyar. Buna göre soru hazırlar bize arkadaşlar. Şimdi daha çok deneysel ve bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu kuramlarda çocukların nasıl oynadıkları ve oyunun içeriğini açıklamaya çalışıyorlar. O yüzden de yani bu kuramlar oyun kuramı değil, kişilik ve bilişsel gelişim kuramlarıdır. Oyunu bir çerçevede ele alıyorlar. Psikanalitik teorilerden arkadaşlar biz Freud'un ve Erikson'un kuramına bakıyoruz. O yüzden bu teoriye göre oyun davranışı çocuğun büyüme ilişkin biyolojik ihtiyacı ile büyüme arzusunun bir bileşimi olarak ortaya çıkıyor. O yüzden de devam ediyorum şöyle. Sigmund Freud. O yüzden de Sigmund Freud bize iptal edilen sınavda bile soru olarak geldi. Ne olarak geldi? Yani insanın iki tür doğuştan gelen dürtüleri var. Bunlardan bir tanesi saldırganlık idi. Diğeri ise arkadaşlar cinsellik idi. O yüzden de Sigmund Freud da diyor ki çocuğun saldırganlık duygularının kimseye zarar vermeden oyunda diyor, oyunda ortaya koyduğu güvenli, kontrollü bir ortamdır diyor o arkadaşlar. Yani gerçekten öyle bakıyoruz, güvenli ortam diyor. O yüzden de Freud'a göre çocukların oyunları rastgele veya şans eseri değil, bireyin farkında olduğu ya da olmadığı duygularını belirtiyor. O yüzden de yani insanda duyguları, istek ve arzuları oyunda düş ve fantazilerinde ortaya çıkıyor. Ve biz diyoruz ki oyun sırasında denetim ya da eleştiri olmamalı. Yok ona göre. Freud'a göre benliğin gelişmesiyle ilişkili olarak mantıksal düşünmenin başlamasıyla
Oyun son buluyor arkadaşlar. Mantıksal düşünme. Yani mantıksal düşünme nerede başlıyor? O yüzden de insanın aklının mantıklı düşünmesinin oluşması arkadaşlar daha çok somut işlemler dönemine denk geliyor. Buna dikkat edin. Çocuk oyunda yetişkin rolünü üstlenerek yani hayal içinde kazandığı duygularını gelecekte kullanmak üzere saplıyor. Şimdi bakalım. Bakalım ne diyor soru. Onun üzerinden bir görelim. Oyun ortamı çocuğun arzularını karşılayabileceği, geçirdiği travmatik olayların etkilerini azaltabileceği, gerçeklerin zorlayıcı durumlarından kurtulabileceği, saldırgan dürtülerini uygun şekilde yansıtabileceği güvenli bir ortamdır diyor. O yüzden de bunu söyleyen kimdir? Saldırganlık. Yani cinsellik Sigmund Freud arkadaşlar. O yüzden de buna dikkat edelim. Erikson. Şimdi ben şuloji olarak ne istiyorum? Onu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz burada. Yani ben Erikson'un arkadaşlar 1963 yılında yaptığı oyunla ilgili çalışma var. Çok eski bir çalışma arkadaşlar. O yüzden de yani alıyorum Erikson. O yüzden de Erikson'da şu var arkadaşlar. Yani bir diyorum bir kişisel kültürel oyun. Alıyorum soru bekliyorum arkadaşlar. Kişisel kültürel oyun. Ben yazıyorum özellikle kültürel oyun diyoruz alıyoruz. Kişisel kültürel oyun. Bu nedir? Bu arkadaşlar Erikson'un temel güvene karşı güvensizlik döneminde oynanan oyuna kişisel kültürel oyun deniyor. O yüzden de alıyorum temel güvene karşı güvensizlik arkadaşlar. Güvene karşı güvensizlik. O yüzden de bu evrede oluşan oyun arkadaşlar. Çocuk kendi bedenini oyun aracı olarak kullanıyor. Araç yok, materyal yok. O yüzden de kendi bedeni oyun aracı arkadaşlar. Kendi bedeni oyun aracı olarak kullandığı evredir arkadaşlar. Yani ikincisi ise bize iki diyorum. Bu da mikro kültürel oyunu var. Piaget'in soru beklediğim yer mikro kültürel oyun arkadaşlar. Kültürel oyun, mikro kültürel oyun. O yüzden de mikro kültürel oyunda 2 yaşlarındaki çocuklar nesnelerle oynamaya başlar. Yani arkadaşlar bu da hangi döneme denk gelir? Özelleşmeye karşı kuşku ve utanç dönemine denk gelir arkadaşlar. Alıyorum. Özelleşmeye karşı kuşku ve utanç arkadaşlar. Karşı kuşku ve utanç dönemi. Utanç. O yüzden de yani artık çocuğun materyallerle oynamaya başladığı evre. İşte bize sorsun. Desin ki ÖSYM'i çocuğun materyallerle oynayarak o yüzden de çevresinde nasıl hakimiyet kurabileceğini test ettiği oyun aşaması hangisidir desin Erikson'a göre. Yani çevresini nasıl kontrol altına alabileceğini, yani kendi bedeninin çevresinde nasıl kontrol oluşturduğunu test ettiği aşama arkadaşlar mikro kültürel oyundur. O yüzden de özelleşmeye karşı kuşku ve utanç çevresinde 2 yaş civarında oluşuyor. Dikkat edelim. O yüzden de üçüncüsünü ya da basamakları öncül versin bize. Kimin oyun kuramı desin ya da öncülleri versin. Hangi oyun aşaması desin. Benim istediğim bu yönde. Bu yönde soru bekliyorum ben arkadaşlar. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsüne bakıyoruz. Üçüncüsü makro kültürel oyun. Alıyorum arkadaşlar o da. Makro kültürel oyun. Kültürel oyun. İşte en çok bunu sorsun hatta. Makro kültürel oyunu. Neden? Okul öncesi dönemi çünkü arkadaşlar. O yüzden de 3 yaşlarında anaokuluna ya da kreşe başladıklarında ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani bu 3 yaşta okul öncesine başladığında ya da kreşte. Okul
öncesini başlayınca ortaya çıkıyor. Bu defa ne geliyor? Bakın, birinci evrede kişisel kültürel oyunda kendi bedeni vardı. İkinci evrede makro kültürel oyunda kendi bedeni de var ama eşyalar da var, oyuncaklar da var, materyaller de var. Çocuk materyallerle çevresini nasıl kontrol altına alabileceğini görüyor bu evrede. Öyle oyun oynuyor. Üçüncü evrede makro kültürel oyunda 3 yaşta başlıyor. 3-5 yaşlarda. Zaten makro kültürel oyun girişimciliğe karşı suçluluk döneminde oynanan oyundur. Sevgili okul öncesi öğretmenlerim. O yüzden de diyoruz ki girişimciliğe karşı suçluluk evresi arkadaşlar. Suçluluk evresinde. Çocuk bu oyun oynuyor. O zaman kim devreye girdi? Birinci evrede bedeni vardı. İkinci evrede oyuncakları vardı. Üçüncü evrede arkadaşları olacak artık. O yüzden de artık çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı evre arkadaşlar. Arkadaşları ile oynadığı evre. O yüzden de sevgili okul öncesi öğretmenlerim, o zaman yalnızca kendinin çevreyi kontrol altına alamayacağını, o zaman bu çevrenin kontrolünde başkalarının da olduğunu anladığı evre, o yüzden bize makro kültürel oyunu veriyor. Öyle dikkat edelim, makro kültürel. O yüzden de başkaları da var artık, başkaları. O yüzden de çocuk sosyalleşecek, sosyalleşir oyun oynayarak. Yani çevreyi kontrol altına almanın kendi hakimiyetinde olmadığını, başkasının da hakimiyeti altında olduğunu anladığı evreye biz makro kültürel oyun diyoruz. O yüzden de 0-2 yaşlar kişisel kültürel, 2 yaşında başlayan ise arkadaşlar 3 yaşa kadar özellikle mikro kültürel oyun, daha sonra makro kültürel oyun. Bu Erikson'un oyun aşamaları. Halbuki temel güvene karşı güvensizlik ve kişisel kültürel, özelleşmeye karşı kuşku ve utançta mikro kültürel, girişimciliğe karşı suçlulukta makro kültürel oyunu oynadığı evredir. Dikkat edelim. Benim çıkmasını istediğim yerde sevgili okul öncesi öğretmenlerim, can okul öncesi öğretmenlerim buradandır. Şule Hoca'nın dileği bu. Yüce Rabbim ÖSYM bunu duysun arkadaşlar. Yani bizi buradan soru çıkarak şey yapsın arkadaşlar, rahatlasın. Ben anlattım artık, geçiyorum bunları. Evet, Piaget var burada. Piaget'den de soru istiyorum ben. O yüzden de Piaget bizim için önemli artık oyun gelişiminde. Ve Lev Semenovic Vygotsky. Biz Piaget'i gelişim psikolojisinde görüyoruz. Lev Semenovic Vygotsky'yi de gelişim psikolojisinde görüyoruz. O yüzden de bizim bunlara aşinalığımız var. Ama oyunun aşinalığımız yok. O zaman oyunda nasıl oynar? Demek ki alıştırma dersi Carl Gross'tu. Dikkat edin bak. Böyle getirsin. Alıştırmalı dersi arkadaşlar Piaget'i getirsin. O yüzden de demek ki Piaget'in dönemlerini hatırlayalım. Sevgili okul öncesi öğretmenlerim, duyu motor dönem 0-2. Alıştırmalı oyun 2-7. İşlem öncesi sembolik oyun. Sonra 6-11 yaşlar. Somut işlemler dönemi kurallı oyun. O yüzden de kurallı oyun. Demek ki duyu motor dönemde oynanan oyun alıştırmalı oyun. Alıştırma derse Carl Gross olur. Dikkat edin bak. Dikkat edin. Bunlar üzerinden bakın sevgili okul öncecilerim. O yüzden de duyu motor dönemde alıştırmalı oyun oynuyor çocuk. 0-2 yaş çünkü. Yani tamamen fiziksel davranışlara bağlı olan çocuğun ilk evresidir. Alıştırmalı oyun bakma, emme, elleme, açıp kapama gibi duyu motor gelişimine bağlı oyun davranışları var. Bunlar tekrarlanmaktadır. Devresel, döngüsel tepkiler var. Elini aldığı oyuncağı vurur, iter, çekiştirir. O yüzden de duyu motor dönemdeki oyunlardır. Yani bilişsel gelişim duyu motor döneminde görülür. Bu evrede motor faaliyetler en belirgin özellik.
Faaliyetler çocuk için adeta bir oyundur. Bedensel faaliyetlerin doyurulması, tekrarlanmasına neden olur. 4 aylıkken yakında bulunan objeleri yakalar, sallar, atar. Alıştırma oyunlarında çocuk neler yapabileceğini ispatlar. O yüzden de gelişim psikolojisinde ikinci döngüsel tepkilerin koordinasyonu olarak da getirdi. Biliyorsunuz iptal edilen sınavda vardı. Yani çocuk yaptıklarından zevk alır, hareketleri defalarca tekrarlar. Şimdi sembolik oyun. İstiyorum ben alıştırmalı oyun ve kurallı oyundan da soru gelsin. Zaten geliyor. Sembolik simgesel oyun dönemi. 2-7 yaş arası başlıyor. O yüzden de bir nesneyi başka bir nesnenin yerine koyarak çocuklar oyun oynuyorlar. O yüzden sembolik oyunda bir diğer kişinin rolüne de giriyorlar. Arkadaşlar çocuklar dramatik oyun oynamıyorlar mı? Evcilik oyunları. Yani doktor olmuyorlar mı? Öğretmen, mühendis olmuyorlar mı? O yüzden de bir başka kişinin yerine girerek bir de nesneleri başka bir nesnenin yerine hangimiz yapmadık sopadan at, hangimiz yapmadık mandaldan küpe. O yüzden de yani hangimiz yapmadık bir taş parçasından pasta, o halde sembolik oyun oynamadık mı? Kim yapmadı bunları? Hangimiz yapmadık ayakkabıdan arkadaşlar araba, o halde sembolik oyun oynadık. Bir nesneyi bir başka nesnenin yerine koyarak onunmuş gibi oyun oynadık. O yüzden de sembolik oyun temsili düşünmenin temelini oluşturuyor zaten. Çocuk oyundaki sembolleştirme iki şekilde görülüyor. Bir faaliyetin bir nesnenin diğerine aktarılması, otobüs şoförü, doktor, anne baba rolleri arkadaşlar. Yani ya da anlattığım şekilde işte sopayı at, yerinde kullanmak, tencere kapağını hangimiz direksiyon yapmadık? O yüzden de kullanmadık ki. TV kumandasından hangimiz şarkı söylemediniz ya da söyleyeyim. 2-4 yaş sembolik oyun özellikle 2-4 yaş civarında oynanıyor arkadaşlar. O yüzden de alıyorum kurallı oyun dönemi. Artık somut işlemler dönemine geçti çocuk. Piaget'in heteronom ahlak dönemini kes yapıştır kopyala. Dışsal kurallara bağlılık dönemidir. Çocuk da oyunun kuralları yetişkinler tarafından belirlenir. Çocuk bu oyunun kurallarına uyar. Kurallar asla değiştirilemez der çocuklar. O yüzden de bundan soru bekliyoruz. Dikkat edin arkadaşlar. Buradan soru bekliyoruz. O yüzden de yani ben kurallı oyun döneminden bekliyorum. Yani oyun oynadığı evre. Şimdi Piaget'in bilişsel gelişim kuramına göre oyun aşamalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Alıştırmalı oyun sıklıkla bilişsel gelişimin duyumotor döneminde görülür. Doğru. B. Çocuklar sembolik oyunda bir diğer kişinin rolüne girerler. Bu da doğru. C. Kurallı oyun sıklıkla bilişsel gelişimin işlem öncesi. Hadi şuradan. İşlem öncesi olur mu? Nerede olurdu? Somut işlemler döneminde olurdu. O yüzden de 0-2 duyumotor dönemde alıştırma. 2-7 işlem öncesinde sembolik. 6-11 somut işlemler döneminde kurallı oyun oynar çocuklar. Alıştırmalı oyun taklit ve hareketlerin tekrar edilmesiyle başlıyor. Sembolik oyunda çocuk bir nesneyi bir başka nesnenin yerine koyuyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 3 çevresi var Piaget'in. Bunu daha sonra Parten geliştirecek arkadaşlar. O yüzden de Parten'e rehberlik edecek ki Parten'den de bekliyoruz soru. Dikkat edelim. Parten. Piaget'den bekliyoruz arkadaşlar. Ve Erikson'dan bekliyoruz. Dikkat edin bunlara. Daha sonra ise Pestalozzi'den soru bekliyorum. Yani ben bekliyorum tabii ki. Sorar mı sormaz mı bilmiyorum ama bu benim beklentimdir. Benim tahminimdir. İstediğim arkadaşlar bunlardan soru sorması. Lev Semenovic Vygotsky. Yakınsak gelişim alanı ve yapı iskelesi var. O yüzden de Vygotsky de Freud gibi oyunun çocuğun unutamadığı ancak sosyal çevresi tarafından da karşılanmayacak arzuların yarattığı
gerilimden kaynaklandığını söylüyor. Oyunun sembol kullanma becerisinin gelişiminde çok önemli olduğunu vurguluyor. Vygotsky gerçek oyun 3 yaş dolaylarında mış gibi oyunla başlar. Arkadaşlar bakın, bir nesneyi bir başka nesnenin yerine koyarak oyun oynar diyorsa sembolik oyundur bu. Mış gibi değildir Piaget'inki. Ama Vygotsky buna mış gibi oyun diyor. O yüzden de mış gibi oyun derse Vygotsky, bir nesneyi bir başka nesnenin yerine koyarak çocuk oyun oynuyor derse sembolik oyundur. O Piaget olur. Dikkat edin arkadaşlar. O yüzden de mış gibi oyun. Yani toplumsal bir sembolik etkinliktir. Oyunun gelişime olan etkisi var arkadaşlar. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi Vygotsky'ye göre erken çocukluk döneminde oyunun en belirgin özelliğidir? Oyunun gelişimi insan evriminin ortaya çıkış sırasını izliyor. Bu Stanley Hill, ata kültürü. Ya oyun çocukların deneyimlerinden yola çıkarak dünyayı anlamasını sağlıyor. Bakın arkadaşlar, lütfen onun şuna dikkat edin arkadaşlar. Oyun çocuğun dünyasından yola çıkarak çevresini, bir dakika arkadaşlar şöyle göstereyim bunu. Hemen şöyle bakın, Vygotsky'nin oyun gelişiminde en sona bakın arkadaşlar ne diyor? Oyun çocukların deneyimlerinden yola çıkarak dünyayı anlamasına diyor, olanak sağlıyor diyor. O yüzden de bunun cevabı Bursa olacak arkadaşlar. Bursa, Bursa, Bursa. Ekolojik teoriler var arkadaşlar. Geleceğini düşünmüyorum ekolojik teorilerden. Yani Huizinga'nın oyuncu insan, oyun kuramı var. Helenko'nun sistem kuramı var. Berlin'in içten uyarılma kuramı var. Arkadaşlar ben Berlin'in içten uyarılma kurumu ile ilgili soru bekliyorum. Gerçekten bekliyorum. Yani dördüncü sorumuz bundan olsun. Şöyle gelir bize. Berlin'in içten uyarılma kuramında. Yani çocuk kaydıraktan kayıyor. Tehlikeli bir durum. O yüzden de yani hareketsiz durmak diyor. Helenko, Berlin işten uyarılması, hareketsiz durmak diyor, çocuğun işi değildir. O yüzden de çocuk ters kayar kaydıraktan, düz kayar, farklı şekillerde kayar. Ama arkadaşlar tehlikeli olsa bile çocuk bundan haz alır. Ama artık kaydıraktan ters düz kaydı, yan kaydı, takla attı, yapacağı her şey bittiğinde artık diyor oyun oynamayı bırakır diyor. O yüzden de yani Berlin'in içten uyarılma kuramı ile ilgili soru gelir arkadaşlar. Ben bekliyorum, yani gelebilir diyeyim. Daha mantıklı olur. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. O yüzden de bekliyorum oyun kuramlarında. Şimdi Huygensen var, Bateson var, Stone, Smith var. Arkadaşlar Smith bizim kültürümüze aittir değil mi? Smith düşünün bir. O yüzden de yani bu da şeyin tam tersi. Stanley Hill ne diyordu? Geçmişteki ata kültürü. Çocuk günümüze taşıyarak oyun oynar. Ama Stone Smith diyor ki oyuncaklar bile diyor çocuğun içinde bulunduğu kültürün malzemeleridir diyor. O yüzden de çocuk oyun oynayarak kültürü oluşturan çocuktur diyor. Geçmiş kültürü arkadaşlar taşımaz. Çocuk oyun oynayarak kültürü oluşturur. O yüzden de Stone Smith, yani bizim simit kültürümüz var. Dikkat edelim buna. Simit kültürümüz var. Ama soruyu beklediğim yer Berlin'in içten uyarılma kuramı. Berlin'in içten uyarılma kuramı. Ben bunu bekliyorum arkadaşlar. Dikkat edelim bak. O yüzden de Huizinga'ya bakalım. Ne demiş Huizinga? Oyun çeşitli kültürlerden ortaya çıkma olmayı kültürlerin oluşmasında en önemli özellik arkadaşlar. Huizinga'ya göre oyun bir tepki ya da içgüdü değil, belli bir işleve sahiptir. Oyun da yani istekle yapılan gönüllü bir eylemdir. O yüzden de yani zorlama diye bir şey yok. Oyun özgürdür, süreklidir, devamlı tekrarlanır arkadaşlar. O yüzden kültürlerin oluşmasında önemli özellik. Bak oyuncaktan bahsetmiyor. Oyuncaktan bahsederse simit, dikkat edin. Kültürün ürünü. O yüzden de çocuk kültürü oluşturuyor. Bu da öyle diyor ama oyuncağı yok. Huizinga'yla Stone Smith'i karıştırma. Yani simit varsa oyuncak da var. Oyuncak kültürü malzemesi. Ama bunda
Oyuncak yok. Dikkat edelim arkadaşlar. Şöyle devam ediyorum ben. Öyle alıyorum. Hanenko'nun sistem kuramı. Hanenko oyunu birbiriyle çevresi arasındaki ilişki olarak ele alıyor bireyli. Çocuk kendi kendine bir oyun ortamında diğerine geçerek olumsuz etkileri ortadan kaldırıyor. Benim için ben ÖSYM olsam kesinlikle Hanenko'nun sistem kuramından soru sorarım. Neden sistem kuramından soru sorarım? Şundan dolayı arkadaşlar. Yani biz ne diyoruz? Çocuklarımız uyuşturucu maddeye, çocuklarımız alkol, sigara gibi zararlı maddelere bulaşmasınlar. Yani spora, etkinliklere yönlendiriyoruz. Oyuna yönlendiriyoruz. O yüzden de Hanenko'nun sistem kuramı çocukların zararlı maddelere bulaşmamaları, zararlı etkinliklere girişmemeleri için oyun oynanması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. O kadar önemli bir kuramcıdır ki ben olsam ÖSYM'nin yerine Hanenko'yu sorarım. Yani ama o Berlin'e takılacaktır. İçten uyarım, Almanya'nın başkentinden arkadaşlar Berlin'e takılacaktır. O yüzden de ben Hanenko'nun sistem kuramını olsam ÖSYM'nin yerine sorarım. Zararlı alışkanlıklar olmaması için oyun öneriyoruz çocuklara. Der en önemli kuram olan sistem kuramını sormuş olurum. Merlin işten uyarılma. Oyun keşfetme davranışlarına işte bunda gelir arkadaşlar. Bağlıdır. Uyarılma durumların dengelenmesidir. Merlin genel bir davranış modeli olan heyecan arama kavramını ortaya koyuyor. Hareketsiz durma organizmanın doğal durumu değildir. O yüzden de oyunda görülen uyarılma mekanizması organizma tarafından kontrol ediliyor. İşlem sonunda haz duygusu yaşanıp tehlikeli olsa bile. Bak şimdi nasıl soru gelir. Dikkat edin. Nasıl gelebilir yani? Gelir demeyeyim de. Dil alışkanlığı olmuş. Nasıl soru gelebilir? Kaydırak sorusunu unutma. Çocuk kaydırağı buldu. Yani oradan tehlikeli olmasına rağmen ya da bisikletle sürerken düşse bile çocuk haz alıyor. Çünkü böyle hareketsiz durmak çocuğun işi değil. Yani o bisiklet örneği verip bisikletle havaya kalkar, bisikletle çeşitli hareketler yapar. Artık o bisikletle yapacak yeni hareket bulamayınca çocuk artık oyun oynamaktan ancak o zaman vazgeçer. O yüzden de buna işten uyarılma kuramı deniyor. Kuramcının adı Berlin. Yani ÖSYM'nin Berlin'e takılacağını düşünüyorum. Ama Hanenko'nun sistem kuramından soru sormasını şiddetle istiyorum. O yüzden de dikkat edelim. Hakkevsan kuramı var. Hek Hansen'e göre arkadaşlar birey bir iç gerginlik yaşıyorsa, korku ve engellemelerden kurtulmak isterse oyunu seçiyor arkadaşlar. O yüzden de oyunda rahatlamak ister. Korku ve engelleme. Oyun oynuyor. Yani insanın gerçeklerden kaçışıdır aslında bu arkadaşlar ya. Yani ben korkuyorum ya da engellemeyle karşılaştıysam, gidip oyun oynuyorsam bu Hekoansen'in kuramıdır. O yüzden de bu modelin terapide yaratıcılık ve fantezi oyunlarında kullanıldığı belirtiliyor. Yani Bateson'un oyun kuramı var. Vygotsky gibi oyun ve iletişim arasında bir ilişki olduğunu savunuyor arkadaşlar. O yüzden de ancak oyundaki iletişimin tam iletişim değil, yarı iletişim olduğunu söylüyor. Sosyal oyunlarda kişiler davranışlarının gerçek olmadığını, sadece oyun olduğunu iletmek zorundadır. O yüzden de dikkat ediyoruz buna. İşte Stone Smith arkadaşlar. Yani kiminle karışırdı bu arkadaşlar? Bireylerin, unutmayın arkadaşlar bakın. Yani kültürlerin, oyun Huizenga'nın arkadaşlar kültürlerin oluşmasında etkili. Ama Stone Smith'in farkı ne? Stone Smith oyun ile ilgili birkaç kuram ortaya koyan Stone Smith, kurallı oyunlarda kültürün etkisini inceleyen ilk kuramcılardandır. Oyunlarda tarihsel faktörlerin önemini vurgulamıştır. O yüzden de daha sonra ise oyuncakları dikkat çekerek oyuncak var bak. Oyuncakların oyun malzemeleri olmalarının yanı sıra kültürel ürünler olduklarını da vurguluyor arkadaşlar. Hem oyun hem malzeme kültür diyorsa bunun adına Stone Smith diyoruz, kurancısının adına. Stone Smith arkadaşlar. Yani oyun davranışlarını anlamaya ve tahmin etmeye çalışan modern oyun kuramları
oyunun neden oynandığından çok çocuk açısından oyunun sonuçlarını açıklamaya çalışıyor arkadaşlar. Oyunla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi bu oyun kuramlarını temsil etmez? Çocuğun engellenen duygularını açığa çıkarır. Biliyoruz biz arkadaşlar. Çocuğun başarısızlıkları baş etme yoludur. Piaget, yukarıdaki Freud, çocuğun fazla enerjisini atmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu da fazla enerji kuramı. Yani Friedrich Schiller arkadaşlar enerjisini, yani çocuğun boşalan artan enerjisini oyun yoluyla atıyor. Klasik kuramlar açısında yer alıyordu. Ve çocuğun yeni kazandığı şemaları, Piaget, çocuğun üst düzey düşünebilme becerisi arkadaşlar geliştirir dersi. Diğerleri çağdaş kuramlar olurken fazla enerji kuramı klasik oyun kuramıdır. O yüzden de modern oyun kuramları oyunun neden oynandığından çok çocuk açısından oyunun sonuçlarını açıklamaya çalışıyor. O yüzden de bize ne diyor? Oyunla ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi oyunun kuramlarını temsil etmez arkadaşlar? Yani modern oyun kuramı arasında diyor yer almaz diyor. Zaten açık seçik belli. Şair Friedrich Schiller. O yüzden de arkadaşlar dikkat edelim buna. Fazla enerji. Bu arkadaşlar aşağıdaki oyun kuramlarından hangisi klasik kuramlardan biri değildir? Bak arkadaşlar, alıştırma var sevgili öğretmenler. Alıştırmalı derse piyeci olur. Modern oyun kuramı olur. Bak alıştırmalı diyor, alıştırma diyor. Alıştırma neydi? Karl Gross'tu. Yani çocuk bugünden arkadaşlar gelecek yaşamına hazırlanıyordu. Tekrarlama, rekapitülasyon, özünü bulma, geçmiş hata kültürü, yeniden yaratma, fazla enerji ama içten uyarılma kuramı, Berlin'in kuramı. O yüzden de klasik kuram değildir. İçten uyarılma, Berlin zaten soru geliyor ondan arkadaşlar, dikkat edin. Şimdi özetler var burada arkadaşlar. Şimdi burada bize soru beklediğim yer, beşinci sorumuz nereden olsun? Dikkat edelim arkadaşlar. Parten'den soru getirsin ya. Parten. Piaget'den getirecek zaten, istiyorum ondan. Similanski'den de getirsin arkadaşlar. O yüzden de biz bunlara bakalım. Şimdi Parten'den zaten geliyor her yıl soru. Yani gene gelsin, gene istiyoruz. Sürpriz yapmasın ÖSYM'i. Bizim milyonları üstün istemiyorum. O yüzden de Parten'den getirir. Nedir? Uğraşsız, katılımsız oyun. Yani uğraşsız, katılımsız oyunda arkadaşlar çocuk kendi başına oynar. Çevresindeki insanlarla ilgilenmez. Kuper kovayı eline doldurur, boşaltır, bir şeyler yapar. Başka bir oyunu izleme, seyirci konumundaki oyun arkadaşlar. Yani çocuk ne yapar burada? Çocuk oyuncuları izler, soru da sorar ama katılmaz yani. Oyuna katılmaz. Yalnız oyun arkadaşlar. Yani çocuk kendi başına oyun oynar. Kendi başına oyun oynar arkadaşlar. Yalnız oyunda. Başkalarını da izleyebilir. Ama yalnız oyunda izler ama soru sormaz. Yani seyirci konumundaki oyunda izler ama soru sorar. O yüzden de yalnız oyunu seyirci konumundaki ayıran oyundan en önemli farkı seyircide soru sorması, yalnız oyunda soru sormaması vardır. Paralel oyun, her çocuk kendi oyununu oynar. Materyalin değişimi de vardır. Birlikte oyun, çocuklar birlikte oynarlar. O yüzden de ama kurallar vardır ama kurallara tam anlamıyla uyamazlar. Kooperatif oyun işbirliğine dayalı oyundur. Kooperatif oyun yani dayanışma yaparlar. O yüzden de arkadaşlar yani çocuklar işte ellerine aldıkları bir kumdan birlikte kare yaparlar. Bir amaç vardır orada. Dayanışma vardır, yardımlaşma vardır. Dikkat edin arkadaşlar. Yani buradaki biz kesinlikle soru ben istiyorum arkadaşlar. Uğraşsız, katılımsız. Uğraşsız, katılımsız, başka bir oyunu izleme, soru sorması arkadaşlar. Çocuk bu aşamada akranlarının oyun sırasında yaptıklarına ilgi gösterir ancak onlarla etkileşime girmez. Çevresinde olup bitenleri takip eder ama onlarla birlikte hareket etmek için girişimde bulunmaz arkadaşlar. O yüzden de yani burada katılımsız davranış var burada, dikkat ederseniz. Yalnız oyun arkadaşlar, paralel oyun anlattım zaten.
Yani istediğiniz bir şey. Filiz öğretmen o günkü oyun gözlem notlarına şunları yazmış. Toprak ve Nil diyor, ten merkezinde materyalle oynadı. Toprak elindeki büyüteçte kaktüsün dikenlerini incelerken Nil kaktüse bakmak için toprağın yeri bıraktı, büyüteci aldı. Şimdi materyal paylaşım oldu çocuklarda, dikkat edin. Büyüteç biri bıraktı, biri aldı. Ama birbirleriyle ilgilenmiyorlar. Nil kaktüsü inceledi, büyüteci aldığı yere bıraktı. Sonra merkezdeki taşlarla diyor ilgilendi diyor. Filiz öğretmenin bu notları toprak ve Nil'in partinin aşağıdaki sosyal oyun aşamalarından hangisinde olduğunu göstermektedir. Paralel oyun. Her çocuğun kendi oyununu oynadığı ama arkadaşlar materyal alışverişinin olduğu ama birlikte oynuyorlarmış gibi göründüğü oyun paralel oyundur. Arkadaşlar birlikte oyun var. Çocuk bu oyun aşamasında geldiğinde çevresine de ilgisi artmıştır. Oyunda iki ya da üç çocuk arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar ben söylemek istiyorum. Tek uzem indirim yapacak size. Toparlıyorum artık. Arkadaşlar ben bundan sonra bekliyorum. Bir de şunu göstermek istiyorum hemen. Arkadaşlar oradan Similanski'den de bir tane soru bekliyorum. Ve 6 tane soru. Oyun gelişiminden işlevsel oyun, yapı inşa oyunu, sembolik oyun, kurallı oyun. Ne olur okul öncesi öğretmenlerim bunları çalışın. Oldu mu arkadaşlar? Yani tek uzem Şule Hoca adıyla giderseniz indirim yapacak. Önemli indirimler yapacak size. O yüzden de arkadaşlar ben başarılar diliyorum. Nereden soru gelir? Bu akşam söyledim. O yüzden de Tek Uzem ailesi olarak size başarılar diliyoruz. Biz hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum arkadaşlar. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bir şey sormak isterseniz Instagram hesabımı da biliyorsunuz zaten. Oradan da bana ulaşabilirsiniz her türlü. Tek Uzem'den de sorabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Şule Hoca'ya sormak istiyorum da diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar okul öncesi öğretmeni çok özeldir, çok güzeldir. O yüzden de yani okul öncesi öğretmeni bu ülkenin temel taşıdır. Ya o yüzden de gelecek nesillerin temelini oluşturan okul öncesidir. Daha fazla atama istiyoruz. 20 binler olsun inşallah diyorum. Yüce Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.